İtopya.com. İtopya.com'da doğum günü süper doğum günü fırsatlarıyla geldi. Hazır sistemler, ekran kartları, notebooklar, monitörler ve daha fazlasıyla harika fiyatlar. İtopya.com internet sitesi, Acıbadem, Airport AVM, Beylikdüzü ve Söğütözü mağazalarında seni bekliyor. Sözde taraftarımıza söylemek istiyorum. Hatay halkına bizi resmen deplasmanda değil de evimizde hissettirdiler. Playoff için çok önemli bir maç. İnşallah kazanırız taraflarımızın desteğiyle. Kazanacağımızı düşünüyorum. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A phone in affection, I summon and dub it. Why you be all of my life, I need you to go to the to the fans for coming out. The atmosphere was amazing. Why are you rolling my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know if you bitches are thinking I'm blind. Sonra zaten döndükten sonra Madrid'e iyice anladım artık ben de gelmek istiyorum dedi. Sonunda geldi. Italiano, condottiero, guerriero, signore e signori, ecco Leonardo Bonucci, ministro della difesa italiana. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge, sono solo qua su in città.
Foto. Thank you. Thank you to our fans to come to make a nice atmosphere. Like always, they follow us, they give us a lot of energy, and we are really grateful to them. Fenerbahçe'mizin milli mücadele döneminde işgal gücü güçleriyle ve onların kurduğu takımlarla yapılan müsabakalarda ülkenin umutlarını yeşerten, milli mücadeleye moral ve motivasyon olan, vatan sevgisini her kesime yayan, formasını giyen sporcularıyla cephede mücadele eden, Anadolu'ya silah ve cephane gönderen, vatanımızın kurtuluşunda ve de kuruluşunda en önde duranlardan biri olduğunu iftarla göreceksiniz. Artık maça giderken eve gidiyor gibiyim, ailemin yanına gidiyor gibiyim. Öyle bir hissiyat oluşmaya başladı zamanla. Güzel bir his. Çok mutluyduk, çok gururluyduk. İlk başlarda tabii ki çok heyecanlıydık. Çok güzel bir iş çıktı diye sevinerek, gururla salonlardan çıktık. Çok heyecanlıyız. Bütün oyuncularla da konuştuk. Aynı duyguları paylaşıyoruz. Bu kadar yoğun ilgi olması bizi çok gururlandırıyor, mutlu ediyor. Milli mücadele filmi işgal döneminde 18 ile 23 arasında bence gelip seyretmeleri lazım, çünkü hiç daha önce ele alınmayan bir perspektiften milli mücadeleyi aldık. Bir sürü milli mücadele filmi oldu. Biz bunu farklı bir yerden anlattık. Dolayısıyla vay be diyecekleri, bilmedikleri bir sürü detay görecekler. Ben bunu çok önemsiyorum. Hem Fenerbahçe hem de geçmişte bu vatan için can vermiş herkese bir şeyler bırakmak istedik. Geleceğe bir belge bırakmak istedik. Umarım beğenirsiniz. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Sizlerle olduğumuz için, paylaştığımız için çok mutluyuz. İyi ki buradasınız. Ben ağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe. Fenerbahçe'de ve yıllardır bu filmi yapmak pek çok insan istedi. Abdullah Bey hepsini layıkıyla yaptı. Ona çok teşekkür ediyorum. Çünkü hepimiz bu hikayenin bir kısmını biliyoruz ama... Fenerbahçe televizyon ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Sarı Melekler Fenerbahçe Opet bir kupayla daha stüdyomuza geldi. Ve biz de güncel programımızda hem takımımızı hem de teknik ekibimizi hem de voleybol şubeden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Simna Türker Bayazıt'ı konuk ediyoruz. Öncelikle hepinize hoş geldin diyerek başlamak istiyorum. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum kupadan dolayı. Ve ilk olarak size sözü bırakmak istiyorum Simna Hanım. Fenerbahçe Opet ve Fenerbahçe Parola Para iki takımımız, iki voleybol şubemizde, voleybol takımımızda gerçekten çok iyi işleri imza atıyorlar. Dolu dizgin devam ediyorlar. Kadın takımımız Türkiye Kupası'nı kazandı. Ankara'da size sözü bırakmıştık. Bir de stüdyomuzda duygularınızı almak isteriz.
Çok teşekkürler. Ekranları başlarında bizleri izleyen tüm camiamıza, taraftarlarımıza hoş geldiniz diyorum. Takım olarak, teknik ekip olarak buradayız. Kupayı aldıktan sonra, Ankara'dan geldikten sonra bizi misafir ediyorsunuz. Size de teşekkür ediyoruz. Tabii ki çok mutluyuz. Güzel bir kupayı müzemize getirdik. Hep beraber mutluyuz, gururluyuz. Camiamıza güzel bir hediye oldu. Bu zor günlerde bir teselli oldu, bir moral oldu. Her zaman söylüyorum, bu takım her kupayı hak ediyor. Her şeyi hak ediyor. Birbirinden iyi sporcularla, elit atletlerle oluşan bir takım. Teknik ekibimiz, çok kuvvetli bir teknik ekibimiz var. Her şeyden önce inanmışlık, her şeyden önce birlik, beraberlik ve sarı lacivert renklere gönül veren bir ekipten oluşuyoruz. Çok mutluyum. Önümüzde daha maçlarımız var. Sezonumuz daha tamamlanmadı. Bu şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum ve herkesi tebrik ediyorum. Sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onların desteği, onların bize verdiği moral, maddi ve manevi destek çok kıymetli. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Düştüğümüz zaman, tökezlediğimiz zaman bize moral veren itici gücümüz, başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, tabii ki taraftarlarımız. Türkiye'de nereye gidersek gidelim, hiçbir zaman için bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımız ve sizler. Teşekkürler. Biz de sizlere teşekkür ederiz. Hem sizlerin huzurunda hem de taraftarlarımızın huzurunda başkanımız Sayın Ali Koç'a ve sizlerin de söylediği gibi sponsorlarımıza da bir kez daha teşekkür edelim. Oyuncularımıza sözü bırakacağım ama öncesinde ben takım menajerimiz Pelin Çelik'e sözü bırakmak istiyorum. Pelin Hanım, tebrik ediyorum sizlere. Sezonun ilk kupasını kaptanımızın kaptanımızla bir paylaşım var. Sezonun ilk kupası olduğunu vurguladı. Umuyoruz ki sezonu başka bir kupayla daha bitireceğiz. Ona da birazdan sizlere soru olarak yönelteceğim ama sizin de bir duygu düşüncenizi almak istedik. Siz de şampiyonluk röportajınıza çok tatlı bir kızınız var. Maşallah, gerçekten onunla çıktınız. Neler söylemek istersiniz? Fenerbahçe Opet Kupa Voleyde 4. kez şampiyon. Evet, çok mutluyuz, çok keyifliyiz. Her şeyden önce burada ufak tefek eksiklerimiz var stüdyoda. Ben sözü öyle başlamak istiyorum. Takım arkadaşımız Ada cenazesinden dolayı aramızda değil, başın sağ olsun diyoruz. Dedesini kaybetti. Onun dışında fizyoterapistimiz Umut ve alan antrenörümüz Aykın'ın ufak bir rahatsızlıkları var. Onlara da geçmiş olsun diyoruz. Onun dışında sportif direktörümüz, doktorumuz şu anda erkek takımımızla birlikte ve diğer teknik ekibimizin, idari ekibimizin elemanları Bursa'da erkek takımımızla birlikte. Onlara da bol şans diliyoruz. Umuyoruz ki onlar da Bursa'dan kupayla dönerler. Yani burada görünenden aslında çok daha kalabalık, çok daha büyük bir ekibiz. Bu kupanın altında hepimizin emeği var, herkesin emeği var. Tabii ki en büyük başarı oyuncularımızın, onların sahada gösterdikleri mücadele, azim ve hırsları takdire şayandı. Zaten 12 bin kişilik Ankara seyircisi önünde de gerekli alkışı aldıklarını düşünüyorum. Fakat şöyle söyleyebilirim, ben oyuncular ve teknik ekibimiz hikayeyi daha güzel anlatacaktır ama çok çok mutluyuz, çok çok gururluyuz. Çünkü Fenerbahçe Opet olarak aslında son birkaç haftalık dönemde zor bir psikoloji ve zor bir süreçten geçiyoruz. Hedeflediğimiz diğer bir kupadan uzaklaştık ama bu takım ne kadar güçlü ve ne kadar iradeli olduğunu, aslında dirençli olduğunu gösterdi. Ne kadar kazanmak istediğini ve iyi oyunculardan kurulu olduğunu gösterdi Ankara'da, sahada. Ve kupayı kazanmayı başardık. Kulübümüzün de içinde bulunduğu karışık gündem, tatsız durumları da düşünecek olursak aslında bütün Fenerbahçe camiasının buna ihtiyacı vardı. Bu kupaya, bu mutluluğa, bu motivasyona, belki de bu umuda ihtiyacı vardı. Bence Fenerbahçe ailesi olarak umudumuzu yeşerttik bu kupayla beraber. Benim için o yüzden Türkiye Kupası'ndan birazcık daha fazla bir anlamı var. Dediğim gibi yayın öncesinde seninle de konuştuk. Uzatmak istemiyorum lafı çok. Lig şampiyonluğunu da çok istiyoruz. Umuyoruz ki 15-20 gün sonra bir kupayla daha karşınızda olup çok daha eğlenceli bir program yapabiliriz. Ben takım adına emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum bu gururu bize yaşattığı için. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten takım menajerimiz Pelin Çelik, benim söyleyebileceğim çok fazla laf bırakmadı. Gerçekten kulübümüzün, camiamızın içinde olduğu belki de bu dönemde bir anda Fenerbahçe Opet'in kazandığı bu kupa gerçekten hepimizi çok mutlu etti. Hemen sol tarafıma dönmek istiyorum. Kaptanımız Eda Erdem'e sözü bırakmak istiyorum. Kaptan, tebrik ediyorum. Kariyerindeki başarıları bir şampiyonluk daha ekledin diyebilirim. Takımımız Fenerbahçe Opet Kupa Voley'i kazandı. Senin de duygularını almak isteriz. Vallahi belki ben çok mutlu ve gururluyum.
buradaki herkes de öyledir diye düşünüyorum. Evet, bahsettik. Zorlu bir süreçten geçiyoruz kulüp olarak ama yine de ne kadar kuvvetli ve güçlü olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Ankara'da çok güzel bir atmosfer vardı. İlk maç Türk Hava Yolları, takım çok güzel bir direnç gösterdi. Üstüne Eczacıbaşı maçı, final maçı inanılmaz keyifliydi. Kızlarla, staffla çok gurur duyuyorum. Çok fazla bir şey söylememe gerek yok ama bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor. Çok güzel bir destek görüyoruz. Zaten Simla Hanım hep yanımızda, başkanımız olsun. Zaten taraftarlara ayrı bir parantez açmak istiyorum. İnanılmazlardı. Yedinci adam zaten nereye gitsek geliyor. Ankara seyircisi o kadar güzeldi ki çok güzel desteklediler. İki takımı da çok iyi desteklediler. Ama daha hırslı olan, isteyen taraf bizdik. Zaten hedeflediğimiz bir kupaydı. Son iki kupamız kalmıştı. Bu kupa bize lig finalleri içinde, playofflar içinde büyük bir motivasyon olacak. Keyifler çok yerinde. Şu an bunun tadını çıkarıyoruz. Yani şu an şu madalya boynumda o kadar keyif veriyor ki bana. Çünkü biz bu başarılar için mücadele ediyoruz. Hani zorlu dönemler yaşıyoruz, çok yoğun idmanlar geçiriyoruz. Evet ama günün sonunda pardon, günün sonunda o kupayı kazandığınızda diyorsunuz ki evet ya buna gerçekten değiyor. Yani bunun bize verdiği haz inanılmaz. Bize çok daha fazlasını yapma gücü veriyor. Takım arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum tekrardan. Çok güzel mücadele gösterdiler. Herkes çok iyi oynadı. İra inanılmaz bir performans gösterdi. Takıma inanılmaz bir katkı sağladı. Giren çıkan herkes çok iyi oynadı. O yüzden kızlar elleriniz ayaklarınıza sağlık. Gerçekten hepinizi çok seviyorum ve çok gurur duyuyorum. Kaptan, mikrofonu hiç verme, sana bir soru daha yönetmek istiyorum izninle. Amerika Birleşik Devletleri'nin Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'ne de aday gösterildin. Bu adaylıkla ilgili de birkaç cümle almak isteriz senden. Evet, dün akşam resepsiyondaydım. Benim için tabii ki de çok anlamlı bir geceydi ve bu kadar güçlü, başarılı, kadın haklarını savunan, güçlü kadınların arasında ismimin yer alması hem ülkemizi temsil etmek adına hem de benim kariyerim adına çok değerli. Tekrardan buradan Büyükelçimiz Jeffrey Black'e çok teşekkür ediyorum beni bu ödüle aday gösterdikleri için. Mutluyum, gururluyum. Hayatımda yine unutamadığım bir gün oldu benim için. Başka söyleyecek bir şey yok gerçekten. Evet, teşekkür ediyoruz kaptan. Söylediklerini şunu ekleyebilirim. Sizin boynunuzda altın madalya varken ki aldığınız hazzı eminim, biliyorum ki şu an taraftarlarımız da sizin boynunuzdaki altın madalyayla birebir aynısını biz de yaşıyoruz. Siz şampiyon olduğunuzda ya da altın madalyayı aldığınızda yaşadığınız hissiyatın belki de fazlasını biz ekranları başında yaşıyoruz. Bunlara emin olabilirsiniz. Gerçekten çok fazla gurur duyuyoruz. Dilersen sözü Gizem Örge'ye bırakabiliriz. Gizem, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yine gerçekten inanılmaz performanslar. İki maçta da hem Türk Hava Yolları karşısında hem Eczacıbaşı karşısında ve kazanan bir kez daha Fenerbahçe Opet oldu. Kazanan bir kez daha Sarı Lacivert oldu. Neler söylersin? Ve bu kupaya gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Menajerimizin de kaptanımızın da dediği gibi psikolojik olarak da çok zor bir iki haftadan çıktık. İstemediğimiz bir şekilde en çok istediğimiz kupayı aslında ucundan kaçırdık diyebilirim ama hiçbir zaman bizim için hedefler, kupa varsa bizim için umut vardır her zaman. O yüzden tekrardan ayağa kalkmamız ve tekrardan mücadeleye devam etmemiz gerekiyordu. Kendi içimde, kendi performansım için motivasyonu öyle buldum diyebilirim. Ankara seyircisi önünde muhteşem bir atmosfer vardı. Ya orada oynamak çok keyifli. Yani bir iki maç daha olsa oynardık diyebilirim. O yüzden onların önünde camiamıza bu kupayı kazandırmak hem aslında daha meşakkatli ve daha uzun bir süreç lig kupasına giden yol. Orası için de çok güzel bir motivasyon oldu. Yeni umut, yeni kupa için yolumuza devam edeceğiz. Evet, yolumuza devam edeceğiz. Sana bir soru daha yönetmek istiyorum izninle. Savunma Bakanı unvanını aslında birçok programda, yine Smaçör'de konuk olduğunda da sormuştum. Farklı sosyal medya platformunda da bu soru sana gelmişti. Savunma Bakanı unvanı Gizem Örge ismine bence artık birleşmiş durumda. Savunma Bakanı unvanıyla çıkıyorsun maçlara. Bu sana neler hissettiriyor acaba? Tabii sorumluluğu büyük. Yapmam gereken işler çok büyük. Her zaman kendimi sahada takımın defans yükünden ziyade daha ateşleyici bir gücü olmam gerektiğini hissettiğim de bir nokta aslında. O yüzden ama sorumluluğunun yanında bana kattığı bu değer, insanların gördüğü noktada beni çok gururlandırıyor. Buna layık olmak için her gün çalışıyorum.
Evet, teşekkür ediyoruz sana da. Sözü Magdalena Stişak'a bırakmak istiyorum. Çeviride bize Pelin Çelik yardımcı olacak diyebilirim, takım menajerimiz. Diyebilirsin hocam. Evet, diyebilirim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Magdalena'nın ilk senesi. It's first year. Fenerbahçe forması altında ve ilk kupasını kazandı. And it's your first cup. Neler hissediyor? Neler söylemek ister? Nasıl bir camiada olduğunu düşünüyor acaba? In good words, and what would you like to say about Fenerbahçe family? Merhaba. Merhaba. Good night. Yes, it's like you say, it's my first cup, and with this big family that always, you know, I am speaking to, I'm telling everybody that playing Fenerbahçe was my dream, and you know, playing here is something incredible. So after this cup, we are so happy, I'm so happy, and our motivation even now is much bigger to finish a good, you know, champions and to be champions. And I am very happy to be in this team with these girls, with this staff, and yeah, thank you. Senin de söylediğin gibi benim ilk kupam Fenerbahçe ailesiyle kazandığım ilk kupa bu. Ben buraya gelmeden önce de buradayken de söylüyorum, hep de söyledim. Fenerbahçe'de oynamak benim için bir rüyaydı ve bu rüya gerçek oldu. Bu kupayı kazandığımız için de çok çok mutluyum. Gerçekten çok çok mutluyum ve bir sonraki kupalar için de motivasyonumuzu arttırıyor bu kupaya şu an sahip olabilmek. Burada olmaktan tekrar tekrar çok mutlu olduğunu, bu staffla ve bir oyuncu grubuyla birlikte olduğu için çok keyifli olduğunu ve gurur duyduğunu söyledi Megi. Evet, teşekkür ediyoruz. Magdalena Stişaka'da ve hemen yanındaki isme sözü bırakalım. Melia Diken. Melia, tebrik ediyorum. Final mücadelesinde ben maalesef ki Ankara'da değildim. Televizyon başında izleyen taraftarlarımızdan biriydim. Şu an unutamadım, gerçekten çıkardığın inanılmaz 2-3 top var. Yani ekranı başında o topları sen çıkardığında sanki ben yorulmuşum gibi ekran başında öyle reaksiyonlar verdim. Gerçekten inanılmaz toplar çıkardın ve yine galibiyete, şampiyonlukta büyük pay sahibisin. Neler söylemek istersin? Teşekkür ederim. Ya maçta gerçekten takımca çok çok motive olduğumuzu söyleyebilirim. Özellikle birkaç pozisyon hakemle birkaç pozisyon oldu. Orada da biraz daha fazla dramayı yukarı taşıdım diyebilirim ama takım da orada daha da yükseldi, daha da hırslı oynamaya başladı diyebilirim. Beni de motive etti. Yani bu defansları yaptıktan sonra eğer takıma bir faydam oluyorsa tabii ki ben de çok mutlu oluyorum. Sonrasında gelen güzel smaçlarımız da varsa Arina'nın veya Melisa'nın gerçekten raliler çok güzel bir şekilde bitiriyoruz. Onun dışında ben daha önce oynadığımız bu yarı final maçlarına değinmek istedim. Çünkü İtalya'da oynadığımız özellikle ilk maçında kendi oyunumuzu yansıtamadığımızı düşünüyorum. Ve içimize böyle bir şüphe doğdu diyebilirim. O haftada antrenman yapmak bile kolay değildi. Çünkü birçok soru işareti vardı kafamızda. Ama bir sonraki maça o kadar güzel hazırlandık ki ve onu da gösterebildik sahada. İstanbul'da çok daha iyi oynadık. Yani çok daha iyi bir Fenerbahçe vardı sahada. Maalesef evet altın sette kaybettik ama çok daha iyi bir oyun oynayarak o maçı bitirebildiğimizi söyleyebilirim. O 3 gün sonra hemen kupaya gitmemiz gerekiyordu. Onun mentalini toparlamak da gerçekten kolay değil. Her takımın kolay kolay yapabileceğini de düşünmüyorum. O maçı hemen unutmamız gerekiyordu. O Şampiyon Ligi'ni de hemen unutmamız gerekiyordu. Ve çok motive bir şekilde hem Türk Hava Yolları maçına hem Eczacıbaşı maçına çıktık. Takımla gurur duyuyorum bunu yapabildiğimiz için. Biz de sizinle gurur duyuyoruz. Tekrardan hem tebrik ediyorum hem de teşekkür ediyorum. Sözü Ana Cristina de Souza'ya bırakabiliriz. Yine Pelin Çelik bizlere yardımcı olacak. Teşekkür ederim ben. Yardım. Hiç her merak seferinde, etme. Her seferinde teşekkür edeceğim gerçekten. Ana Cristina'yı da tebrik ediyoruz. Congratulations for the cup. Fenerbahçe forması altında o da kupalar kazanmaya devam ediyor. You keep going winning the cups in Fenerbahçe. Duygularını almak isteriz şampiyonlukta. What would you like to say about the championship? I also want to say that I'm so happy to be here in one more cup with this great family as Fenerbahçe. I just want to thank everyone, every girls that we fight into the end as we always fight. But it's not the end yet. We have a lot to achieve. And I think you are in the right way. And hope we continue like this, continue and motivate. Continue being as a family as we are. Thank you. Teşekkür ederim.
ben de Fenerbahçe ailesiyle, bu şahane aileyle bir kupa daha kazandığım için çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Fakat bu kesinlikle bir son değil. Daha önümüzde alabileceğimiz çok fazla kupa var. O yüzden takımdaki herkesle gurur duyuyorum ve çok çok mutluyum. Büyük Fenerbahçe ailesi olarak çalışmaya devam edeceğiz ve önümüzdeki hedefleri gerçekleştireceğiz. Evet, teşekkür ediyoruz Ana Cristina'ya da ve Melisa Vargas'a sözü bırakmak istiyorum. Zorlu bir sakatlığın ardından, sakatlık sürecinin ardından formaya kavuştu ve şampiyonluğu da kazandı Fenerbahçe Opet altında. After a long injury period, a bad day is finished and you won the cup. What would you like to say? First of all, I want to say thank you. Congratulations, the girl, again. After this period that passed with my shoulder, it was so bad period, but I came past this. So now we take one more cup with Fenerbahçe family. So we are so shocked, happy. So we continue season with this power and screaming every game. Öncelikle kızlara çok teşekkür etmek istiyorum ben. Evet, benim için çok zor bir süreçti. Çok zor bir sakatlıkta atlattım. Ve tekrar takımla birlikte kupayı kazanabildik. Bunun için çok çok mutluyum. Daha çok bağırarak, daha çok motive olarak önümüzdeki kupaları almak istiyoruz. Ben Melisa'ya hemen kısa bir soru daha yöneltmek istiyorum izninizle. Çin'de olduğu süreçte burayı ne kadar özlediğini aslında öğrenmek istiyoruz. When you were in China, how much you missed Turkey? Çok. Teşekkür ediyoruz. Thank you very much. Aslı'ya bırakabiliriz sözü. Aslı, sen şampiyonluk röportajında aslında belirttin. Yine oyuncularımız da başta Melih olmak üzere yine kaptanımız belirtti. Zorlu bir periyottan çıktık. Sen bunu taze Ankara'da hem taraftarlarımıza hem bizlere aktardın ve bu psikolojiden çıkmış bir Fenerbahçe Opet hem yarı finalde hem de finalde aslında rakiplerine şampiyonluk ihtimali vermeden kazandı desem bence yanlış olmaz. Sen neler söylemek istersin? O da aslında bizim gücümüzü gösterdi. Gizem'in dediği gibi nerede kupa varsa biz ne kadar üzgün olsak da o 3 gün gibi kısa bir sürede toparlayıp kendimizi bu kupaya odaklanıp alabilmek için elimizden geleni yaptık. Çok iyi, çok güzel sonuçlar aldık. Çok mutluyuz tabii ki ama aynı zamanda herkesin dediği gibi çok üzgün bir dönem geçirdik. Şahsen ben kişisel olarak çok düşmüştüm. O yüzden öncelikle Pelin ablaya ve Salih abi ve başta bana kalkmamda yardımcı olan takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Çünkü bana gerçekten çok yardımcı oldular. Psikolojik anlamda düşüş yaşadığım bir dönemdi. Onun dışında ya şu zor günler geçirdiğimiz zamanlarda camiamıza biraz gülücük saçabildiysek bu kupayla ne mutlu bana. Gerçekten birazdan fazla gülücük saçtınız. Teşekkür ediyorum. Tekrardan tebrik ediyorum. Sözü Mavi Şimşek, Meryem Boz'a bırakabiliriz. Meryem, tebrik ediyorum tekrardan. Dördüncü kez Kupa Voley Fenerbahçe Opet'in oldu. Sen neler söylemek istersin? Ben herkesi tebrik ediyorum. Herkesin emeklerine, kalbine, yüreğine sağlık. Aslında çok da söyleyebilecek bir şeyim yok çünkü herkes söyledi. Takım olarak çok zor zamanlardan geçtik. Sakatlıklarımız oldu, düşüşlerimiz oldu, rakiplerin yükselen performansları oldu ancak takım olarak biz tekrar kalkıp yola devam ettik ve bu büyük kupayı camiamıza getirdik. O yüzden çok mutluyum. Bu takımın bir parçası olmaktan da gurur duyuyorum. Teşekkür ediyoruz sana da tekrardan. Sözü Ergül Avcı'ya bırakabiliriz. Takımın tecrübeli isimlerinden birisin. Ve dördüncü kez kupayı kazandık. Tekrar ineliyorum. Sen neler söylemek istersin? Çok gurur duyuyorum. Gerçekten çok gurur duyuyorum. Muhteşem bir emek var. Muhteşem bir çaba var. Herkes birbiri için destekte bulunan... Ya inanılmaz zor dönemler geçirdik gerçekten. Kötü zamanlarımız oldu. Meryem'in dediği gibi sakatlıklarımız oldu. Ama hepsinin üzerinden birlikte olarak kazandık, yendik bunları. Bu kupayla da taçlandırdık. Çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Hemen mikrofonu hızlı döndürmeye devam ediyoruz. Buse Ünal şimdi bize duygularını aktaracak. Buse, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Aslında senden önce muhtemelen senin söylemek istediğin her şeyi söylediler. Evet. Ben yine yinelemek istiyorum. Takım çok zor bir psikolojideydi. Sizlerden de bunu duyduk ama Fenerbahçe forması altında olunca, Fenerbahçe çatısı altında olunca bir şekilde kenetlenip bu zorlukları atlattınız ve kupayı bize getirdiniz. Hedeflediğimiz bir kupaydı zaten. Zor bir dönemden sonra bu kupayı almak hepimize ilaç gibi geldi. Çok mutluyuz. Hepimiz çok gururluyuz. Bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ankara'da muhteşem bir atmosfer vardı. Yani
çok mutluyuz bu kupayı aldığımız için. Önümüzde bir kupamız daha var hedefimizde. İnşallah sezon sonunda onu alıp mutlu bir şekilde sezonu kapatmak istiyoruz. İnşallah o kupayı da bu stüdyoda sizlerle birlikte görmeyi gerçekten çok isteriz ve aslında mikrofonu çok alışık bir isme bırakabiliriz mikrofonu. Merhaba. Cansu Çetin. Şampiyonluğu soracağım ama önce şampiyonluk vlogu gelecek mi? Bence bu soruyu yöneltsem daha doğru olur. Çünkü taraftarlarımızdan çok fazla istek var. Sosyal medyada da bunu görüyoruz. Geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum bu arada yaşadığın sakatlıktan dolayı. Hem duygularını almak isteriz hem de sakatlığınla ilgili ufak tefek bilgiler alabilirsek mutlu oluruz. Önce sakatlığımla başlayayım. 4 senedir bu kulüpteyim. İlk defa böyle şanssız bir anla şahitlik ediyorum. Sesim hala çok kısık bu arada. Takım arkadaşlarıma dışarıdan destek vermek için çok bağırdım. Çünkü takımın içerisinde değildim maalesef sakatlığımdan dolayı dediğin gibi. Birazcık uzun bir süreç oluyor toparlanmak, ayak bileğim. Çünkü kemik ödemi ve bir sürü işte şeyi beraberinde getirdi sonucu. Çok kötü bir şekilde burkmuştum. Öte yandan şampiyonluğumuza gelirsek, dışarıdan takip edebilmek takımımla daha da çok gurur duymamı sağladı. Müthişler gerçekten, dışarıdan çok güzel gözüküyorlar. Taraftarla beraber böyle el ele kol kola onlarla marşları söyleyerek onlara en iyi şekilde destek olmaya çalıştım. Gerektiği zaman totemlerimizi yaptık kenardan. Onun dışında evet şampiyonluk videosu gelecek ama ne zaman gelecek söz veremiyorum. Çünkü çok uzun sürüyor onları editleyip düzenlemek. Çünkü yani güzel olması için çok uğraşıyorum. Bu bir şampiyonluk hikayesiydi. En başından sonuna kadar çektim. Arkadaşlarım uçakla gitti, ben otobüsle gittim ayağım daha da şişmesin diye. Bu süreci en iyi şekilde atlatmaya çalışıyorum çünkü bir an önce sahaya dönmek istiyorum. Onlara katkıda bulunabilirsem bulunmak istiyorum. O havaalanında onları karşılamadan tutun, işte son kupayı kaldırışa kadar, onları havaalanına tekrar işte hoşçakalın deyip uğurlayana kadar hep yanlarındaydım ve videoda da görecekler zaten. Evet, suda döktüm aynen. Böyle enteresan şeyler de yapmaya devam ettim videoda, göreceklerdi ama daha hazır değil. Hazır olunca zaten böyle coşkulu bir şekilde anons edeceğim. Sana da teşekkür ediyoruz. 4 finallerde sakatlığından dolayı oynayamayasan da eminim ki kenarda elinden gelen katkıyı vermişsindir. Sözü Boyan'a, Dırça'ya bırakabiliriz. Dırça da şampiyonlukta gerçekten önemli pay sahibi oyuncularımızdan biri ve sosyal medyada ve takım içinde görebildiğim kadarıyla bir anne kimliği yapışmış durumda. Dırça'ya neler söylemek ister? With this come you did the amazing job. You have a big part in this achievement and also from the social media what I am looking and following that you are a mom also. You have a mom life. What would you like to say about that? Yes, so first of all, I want to say that I'm really happy to be part of Fenerbahçe family. I'm sure that this cup will motivate us for the playoff, and it's a great opportunity to repeat the result from last year and win one more title. And yes, mom life, it's it's like that, you know, I accept this like normal for me. It's normal to not sleep a lot, to not rest a lot, but I handle it. Everything is okay. Öncelikle Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Bu kupayı kazandığımız için de ayrıca çok mutluyuz. Geçen seneki gibi son şampiyon olarak çıktığımız playoff'ları da şampiyonlukla kapatıp unvanımızı korumak istiyoruz. Bu kupa bizim için playoff'lardan önce çok büyük bir motivasyon, çok büyük bir güç oldu. Anneliğe gelince, annelik hepimizin bildiği gibi, ben bu hayatı kabul ettim. Bütün annelerin kabul ettiği gibi kabul ettim. Daha az uyuyorum, daha az dinleniyorum ama yapabileceğimiz bir şey yok. O yüzden bu hayatımın bir parçası. Ben hemen Dırça'ya bir soru daha yöneltmek istiyorum. Alev Hanım'ın da izniyle. Onun da Fenerbahçe Opet'te ilk senesi ve ilk şampiyonluğunu kazandı. Neler söyler? It's your first year in Fenerbahçe and you won the first cup with Fenerbahçe. So what would you like to say also about this first thing? Yeah, it's nice when you come to one club and first year and you win some trophy. It's really nice, but I really hope that we'll continue and we will not stop only for cup. Tabii ki ilk geldiğiniz kulüpte, ilk geldiğiniz senede kupa kazanmak çok güzel bir şey. Fakat bu kazandığımız kupa bizim durmamızı sağlamayacak. Daha çok kupa kazanmak için bizi motive edecek. Evet, tekrardan teşekkür ediyoruz. Arina mikrofon aldı. Arina'yı da tebrik ediyoruz. Şampiyonlukta gerçekten onun da önemli payı var. 3-1 Eczacıbaşı'nı yenerek şampiyonluğa ulaştık. Onun da duygularını almak istedik. You did a lot for this cup. You did a lot. You gave a lot. And we won 3-1 against Eczacıbaşı and won the cup. What would you like to say?
First of all, thank you. And I heard, as I understood also from Turkish speech, everyone said that we had difficult period before this cup. But now I just wanted to tell about my feelings and what I felt in that moment. Yes, it was difficult period and it could break us, but inside of us we found that small fire and small feeling that we are fighters, we are winners. And in that difficult moment, it really united us. And we stayed together, but really together, not only in the court, but also out of the court. Yes. Probably one day we'll tell this story, but not now. So yes, we were really together. And it gave us the feeling that we are coming to the court as the winners. And we were coming to the court this way, and we kept it till the last moment. And I'm so proud of us. I'm so proud of this team. And it's really incredible feeling. Yesterday, I was watching videos again and again, and I couldn't stop smiling. And for me, it's really greatest motivation for keep going, keep moving, keep working as hard as possible. And I think for everyone also. Just thank you all. Thank you. So proud of us. And keep going. Thank you Arina for the 5 minutes speech that I translate. Şimdi dedi ki, öncelikle benden önce konuşan arkadaşlarımdan, Türkçe konuşan arkadaşlarımdan ve İngilizce konuşan arkadaşlarımdan anladığım kadarıyla herkes 3 aşağı 5 yukarı zaten çok zor bir dönemden geçtiğimizden bahsetti. Ben de bunu söylemek istiyorum. Şu anda hissettiğim muhteşem hislerden ve duygulardan da bahsetmek istiyorum. Şu anda çok çok mutluyum bu kupayı kazandığımız için. Evet, diğer arkadaşlarımın da söylediği gibi çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu bizi kırabilirdi. Fakat bunun bize kırmasına izin vermedik. İçimizdeki küçük bir ateş ve küçük bir duygu vardı. Çünkü bizler sahada savaşçılarız ve her zaman kazanmaya alışkın sporcularız. Yani lider sporcularız demek istedi. Ve bu hisse tutunduk. Sadece birlik olmaya çalıştık ama bu sadece saha içindeki birlik olmaktan bahsetmiyorum. Biz saha dışında da çok fazla zaman geçirdik. Belki şu an anlatamayacağım bu hikayeyi ama bir gün anlatabildiğim bir anda size bunu da anlatabilirim saha dışında da neler yaptığımızı. Yani sahanın içinde ve dışında hep beraber olarak bu duyguların bu kırılma anında üstesinden gelmeyi başardık. Ben dünden beri de videoları tekrar tekrar seyrediyorum. Kazandığımız videoları, kutlama yaptığımız videoları ve ne kadar büyük bir motivasyonla ve mutlulukla bunu yaşadığımızı fark ettim. Saha içinde de sonuna kadar savaşçı kimliğimiz ve biz aslında kazanan kişiler, kazanan oyuncular olduğumuz için de bu şekilde mücadele ettiğimizden dolayı kupaya ulaşabildik. O yüzden çok mutluyum. Teşekkür ederiz. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Harika bir çeviri. Ben de kariyerime bundan sonra tercüman olarak devam edeceğim. Video izlediğinden bahsetti. Ufak bir soru daha soracağım sizin izninizle. Umuyorum ki bu kadar uzun bir cevap gelmeyecek ve siz de daha fazla zorlamayacak. Gelse de yapabildiğimi gördün ama. İzlediği videolarda acaba ya biz gerçekten ekranlar başındaki taraftarlarımızı sık sık izlemiştir. Aldığı ace'ler var mı? Gerçekten biz o ace'leri maçın sonunda ve maçta çok zevkle izledik. You said that you watched the videos. Did you watch your aces also because you had a lot of aces during the games, and we, the fans and the people who are watching, they enjoyed a lot when you made the aces. No, aces I didn't watch. I was watching videos from celebration and like mm-hmm. from some important points, like end of the sets and end of the game. Only these videos I watched. Hayır, ace'lerim yoktu. Sadece sevinç ve kutlama videolarımızı seyrediyordum ya da set sonunda ve maç sonunda aldığımız kritik güzel sayıların videolarını seyrediyordum. Evet, teşekkür ediyoruz tekrardan evet. Arina'ya da ve son olarak da sözü Irina Fetisova'ya bırakabiliriz. Fetisova da bu takımdaki bu sezon dahil olan isimlerden biri. Fenerbahçe camiası altındaki ilk sezonunda ilk şampiyonluğunu yaşadı. Hem camiaya ilk geldiğindeki duygularını almak isteriz hem de bu şampiyonluğu değerlendirmesi isteriz. Also it's your first year in Fenerbahçe and you won the cup. What would you like to say about this? And also how do you feel in Fenerbahçe family? Hello. I don't want to talk too much because girls said a lot. I'm so happy that we won Turkish Cup. We played against really very strong team. I'm proud of my team. And I want to say thank you and teşekkürler for our fans
and thank you my team for this victory. I feel myself here so good. Thank you girls, staff for support. And again, I'm so proud of us. Can Çok... we do something, by the way? Tabii ki, tabii. Let's start. İrina. Teşekkürler. Çeviriyorum. Çok mutluyum. İlk senede bu kupayı kazandığımız için çok mutluyum. Çok zor bir takıma karşı, çok iyi bir takıma karşı mücadele ederek ve kazanarak bu kupayı aldık. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Evet, Fenerbahçe'de ilk senem, bu ailenin içerisinde ilk senem burada olmaktan dolayı çok çok gururlu ve mutluyum. Staff'a, oyunculara, buradaki herkese çok teşekkür ederim. Taraftarlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi burada olmaktan dolayı ve burada bulunmaktan dolayı çok çok keyifli. Tekrardan teşekkür ediyoruz ve teknik ekibimize dönmek istiyorum. Tabii ki ilk olarak sözü baş antrenörümüz Lavarini, Stefano Lavarini'ye bırakmak istiyorum. O da Fenerbahçe camiasına bu sezon dahil oldu ve ilk şampiyonluğunu kupada yaşadı. Neler söylemek ister? Mikrofon o tarafta, bir mikrofon. Evet, onu uzatabilirsek. Teşekkürler. Onu da bulacaktım. Yok, teşekkür ederiz. It's your first year in Fenerbahçe, first cup in Fenerbahçe. What would you like to say about this? Merhaba. Merhaba dedi. Of course, I'm really happy about winning this cup. But other than this, I just want to show how grateful I am for the possibility that we had from the club, for the work that the staff did, trying to help in the best way possible the team, for the great performances that the girls did, in particular in these days, and for the support of all the Fenerbahce fans, because we were playing a cup among the strongest teams of the country, but every time you turn your face, you could see only Fenerbahce supporters. It looked we were playing in some moments only in a hall full of Fenerbahce fans. And so that was an amazing feeling. And I just want to express all my pride and gratitude for what the girls gave and did in these days. Öncelikle bu kupayı kazanmaktan dolayı ne kadar mutlu olduğumu söyleyerek başlamak istiyorum. Fakat onun ötesinde bu kulübün bana verdiği ve sunduğu şartlar için ne kadar minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Ayrıca staffımın bu süreçte göstermiş olduğu özverili çalışmadan dolayı, fedakar çalışmadan dolayı onlara teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Daha sonra da Fenerbahçe taraftarları için birkaç şey söyleyip duygularımı ifade etmek isterim. Fenerbahçe taraftarları gerçekten muhteşemlerdi. Türkiye'nin, dünyanın neresine gidersek gidelim, her zaman salonun içerisinde kafamızı çevirdiğimizde Fenerbahçe taraftarlarını görüyoruz. Yani kocaman bir salonda oynadığımızda, Ankara'da da aynı şey oldu. Sadece Fenerbahçe taraftarlarıyla dolu olduğunu görüyorum ve bunun ne kadar muhteşem ve harika bir his olduğunu ve bununla alakalı Fenerbahçe ailesine, Fenerbahçe kulübüne ve taraftarlarına minnet ve şükranlarımı sunduğumu söylemek istiyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Program öncesinde birkaç dakikalık bir konuşma fırsatımız oldu oyuncularımızla. Onların da merak ettiği bir soruyu baş antrenörümüze yöneltmek istiyorum izninizle. Şampiyonluk konfetilerinin hikayesinin sırrını öğrenmek istiyoruz. There is a question that he would like to ask you, because also the girls are really wants to know the answer. After we win the cup, you put the confidence in your pocket. Why? Because sometimes I find motivation in some particular things. When I came to Fenerbahce, inside our gym there are pictures about the previous successes of the club, and there is in particular one picture that shows the team that were winning that competition, let's say, with golden confetti coming to their faces. And so the first day I said, I really want to be under this raindrop of confetti. And so we have been able to do it. And then when I saw all this confetti, I wanted to fulfill myself of this feeling. And just want to add that I already set up another goal, that watching the girls dancing in the locker room. next goal is to be invited by the girls to dance in the locker room, for example.
Ben her zaman yani bir hedeften önce kendime bir motivasyon bulmaya çalışırım. Fenerbahçe'ye geldiğimde, salona girdiğimde, duvarlarda daha önce kazanılmış şampiyonlukların ve kupaların fotoğraflarına baktığımda hepsi çok güzeldi ama bir tanesi çok dikkatimi çekti. Bir tane fotoğrafta sarı altın konfeti yağmurunun altında bir kutlama fotoğrafı vardı. Ben de neden olmasın, ben de böyle bir fotoğraf istiyorum dedim. Kupadan sonra, yaşandıktan sonra da bununla alakalı konfetileri tabii ki cebime doldurdum. Bunu gerçekleştirdiğimi kendime göstermek için. Fakat şimdi başka bir motivasyonum var. Yeni kupa için yeni bir motivasyonum var. Kızların dans videolarını seyrettim. Umuyorum ki yeni şampiyonluktan sonra kızlar beni de davet ederler ve birlikte dans edip o videoya sahip olabilirim. Gerçekten o videoyu izlemeyi çok istiyoruz. Umuyorum ki şampiyonlardan böyle bir video izleyebiliriz. They are hemen looking for to watch this video also after the win. This dance video. Oh, I will hope that I hope that we will be able to show you this particular moment, let's say, and I'm confident because I'm really happy to see that the girls enjoyed and are proud of this cup. But they are already focused on the next target, taking as a motivation what they just reached. So hopefully we will be able to show you this great performance also in the locker room. Umarım biz o dansı yapabiliriz, yani diğer kupayı kazanabiliriz ve size bu muhteşem performansı gösterebiliriz. Ama ben oyuncularımın ne kadar mutlu ve gururlu olduğunu o videoda gördüm. Ama bir sonraki kupa için de şu anda ne kadar odaklandıklarını ve motivasyonlarının yüksek olduğunu farkındayım. Umuyorum o videoyu izletebiliriz. Evet, teşekkür ediyoruz. Baş antrenörümüz Lavani diye hemen mikrofonu yan tarafına alabilirsek, yardımcı antrenörümüzün de duygularını almak isteriz. Şampiyon Fenerbahçe Opet. Merhaba. Merhaba. Also for me is the first time in Fenerbahçe. Looking from Italy, Fenerbahçe club was a dream, one of the best club in the world. So I'm so proud to be here and winning this cup for me is something really important, very wonderful emotion. I don't know if in English is good. Sorry for my English. I'm really happy to work with this girl, the one of the best girl in the world of volleyball, to work with this staff. A dream for me is a dream. I really hope that this dream doesn't finish today, but we will dream together until the end. Benim de Fenerbahçe'de ilk senem, ilk kupam. Fenerbahçe dünyanın en büyük kulüplerinden bir tanesi. İtalya'dan dışarıdan baktığımda burada olmak bir rüyaydı. Benim için rüya gerçekleşti. Burada olduğum için çok çok mutluyum. Dünyadaki en iyi voleybolcularla çalışabildiğim için, bu fırsatı sahip olduğum için çok çok mutluyum. Bu kupayı kazanmak çok çok büyük bir olay benim için ve hayalim gerçekleşti. Hayalimiz gerçekleşti ama bu bir son değil. Umuyorum ki hayallerimiz gerçekleşmeye ve kupalar kazanmaya devam ederiz. Evet, teşekkür ediyoruz tekrardan. Kondisyonerimize sözü bırakmak istiyorum. Onu da tebrik ediyorum. Biz ekranları başında saha içindeki oyuncularımızı izlesek de gerçekten hem aldığımız galibiyetlerde hem de şampiyonluklarımızda perde arkasında birçok rol alan isim var. O isimlerden biri kendisi. Neler söylemek ister? Merhaba. So first of all, maybe before answering the question directly, so really I'm glad to be here, to be the part of this moment, to be the part of this team, this staff. So it makes also, as Andre said, some kind of part of the dream that as all coaches, all players would like to be in the club like Fenerbahce. So thank you for this. So of course, what we can show on the court is the part of the hard, big work outside of the court, and this is some kind of result. So what we have to do is always just to focus on the possibilities, to focus on the load that we have to, let's say, manage during all the season. Of course, as we are around playoffs, the load is increasing all the time because the volume of all the season is increasing as well. So as you have the professionals in front of you, if you have professionals in your staff, you can manage this easily. And just, of course, there are always some things that you have to focus on more because the situation is always, let's say, rough. You have to adapt to this. You have to take the best possibilities and just cooperate
keep the best communications that you to keep the best communication you can, and do your job on the court. Nasıl anlatayım ben şimdi Bartosz bunların hepsini? Şimdi dedi ki, öncelikle kupayı kazandığımız için çok çok mutluyum. Benim için de burada olmak aynı Andrea'nın söylediği gibi bir hayalin parçası olmaktı ve hayal gerçekleşti. Ligin yükü zaman içerisinde çok çok ağırlaşıyor. Takımımızın üzerindeki ağırlığı da fazlalaşıyor. Benim görevim de bu yükü doğru şekilde ayarlayabilmek ve bu kupayı kazanırken bunu doğru şekilde ayarlayabildiğimizi düşünüyorum. Onun dışında lig playofflarına geldiğimizde baktığımızda ligin ağırlığının en fazla olduğu sürece giriyoruz aslında. Ama bu kadar iyi bir takımla, bu kadar iyi bir staffla çalışmak ve bunu organize edebilmek çok çok daha kolaylaşıyor. Her şey saha içerisinde olmuyor. Saha dışında da aynı organizasyonun en iyi şekilde yapılması gerekiyor ki sahadaki performans iyi seviyede yansıyabilsin. Bu takımın bir parçası olmaktan dolayı çok çok mutluyum. Böyle bir staffla ve böyle iyi oyuncularla çalışmaktan dolayı çok çok mutluyum dedi özetle. Bence. Evet, teşekkür ederiz gerçekten çeviri için. Mikrofon sizde kalsın mı yoksa? Kalmasın. Alalım mı? Tamam. Hemen bir yan tarafım tekrardan tebrik ediyorum. Teşekkürler. Fenerbahçe Opet 4. kez kupayı müzemize getirdi ve şu anda da lig şampiyonluğu için mücadelemiz sürüyor. Duygu ve düşüncelerinizi almak isteriz. Bu dönemde kupa bizim için çok önemliydi. Büyük bir motivasyon yakaladık kupayla birlikte. Aynı zamanda benim de Fenerbahçe'de ilk yılım, ilk başarımı sağladık. Ve bu yüzden herkese, emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve mikrofonu... Evet, hemen bir üstü alabiliriz. Tekrardan tebrik ediyorum. Evet, Fenerbahçe Opet şampiyon. Aslında belki size söyleyecek çok bir şey kalmadı ama sizin de şampiyonlukla ilgili duygu ve düşüncelerinizi almak isteriz. Merhaba. Dediğiniz gibi çok söylenecek bir şey kalmadı. Çok mutlu olduğumu ifade ediyorum. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Camiamız hayırlı olsun. Bu kadar. Teşekkür ediyoruz. Evet, Ali abiye sözü bırakalım. Bakalım neler gelecek. Haydi. Kupayı aldığımız için çok mutluyuz. Bütün takım arkadaşlarımıza, staff, teknik ekibe çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Var mı? Var mı? Oynayacak mısın? Oynayacak mısın? Dille de dille. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Evet, Altun Bey sözü size bırakabiliriz. Gerçekten böyle büyük kupayı aldığımız için çok mutluyuz. Her zaman söylediğim gibi çok gururluyuz. Geçirdiğimiz bu sıkıntılı dönemden sonra böyle güçlü bir iradeyle savaşan bütün takım arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Söyleyecek de çok fazla bir şey kalmadı. Gayet mutlu ve gururluyum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, sizin de söylediğiniz gibi mikrofon sona doğru geldikçe söyleyecek şeyler azalıyor. Sizler de duygu düşüncelerinizi. Aslında söyleyecek çok şey var. Mesela 8 ay oldu sezon başlayalı, 40 maça yakın oynadık. Yani bu 40 maçta tek bir hedef var. İnsanları, taraftarınızı, sizi destekleyenleri mutlu etmek. Bazen mutlu edebiliyorsunuz, siz üzüldükçe onlar üzülüyorlar. Siz sevindikçe onlar seviniyor. Sadece bütün emek, bütün bugüne kadar yapılan 8 ay şey şu kupa için. Bir, ikincisi Türkiye Kupası'nda psikolojik olarak baktığınız zaman aynı şartta iki takım vardı. Sadece buradaki oyuncularımız orada bir psikolojik eşiği geçip bir başkaldırı yapıp nasıl bir takım, nasıl büyük oyuncu olduklarını gösterdiler. Ve o şekilde kupayı aldılar. Sonuna kadar hak ettiler hepsi. Hepsinin gözündeki mutluluğu görmek, o sevinci görmek sağdan dış bir gözle bakarak çok mutlu ediyor insanı. Yani bundan sonra da bu kupayı aldıktan sonra da ligle ilgili psikolojik olarak ve güç olarak hiçbir sıkıntımızın olduğunu düşünmüyorum ben. İnşallah bu kupayı da alacağız. İnşallah yolun sonu lig şampiyonu olur. Tekrardan teşekkür ediyorum. Tekrardan tebrik ederek başlamak istiyorum. Şampiyon Fenerbahçe Opet neler söylersiniz? Şampiyon Fenerbahçe Opet. Being in Fenerbahçe, you have always great opportunity to fight, to play about something big. And I think we did already something big. I hope that we will continue this until the end. I would like to also underline situation in the Ankara. Great atmosphere which helped us. Big thanks to our fans. They always help us, support us every match, not only in the finals. So I hope to continue this cooperation with them also in the playoffs. Thank you.
Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpteyseniz eğer her zaman çok büyük fırsatlarınız, kazanabileceğiniz çok büyük kupalar ve önünüzde başarabileceğiniz çok büyük fırsatlar oluyor. Biz de bunu başardığımız için çok çok mutluyuz. Aynı zamanda bir şeyin de altını çizmek istiyorum. Ankara'daki muhteşem taraftarlar yarattıkları atmosfer ve bizi destekledikleri için, bu işbirliğini bizimle yaptıkları için çok çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki bundan sonraki süreçte de aynı şekilde bizi desteklemeye ve bu işbirliğini yapmaya bizimle devam ederler. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Evet, sizi de tebrik etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tekrar bu takımın ve ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Önümüzde bir kupa daha var. İnşallah o kupayı da alıp gene burada hep beraber ailemizle bir araya gelip onu da kutlarız. Teşekkür ederim tekrar her şey için. Biz de sizlere her şey için tekrardan teşekkür ediyoruz. Teknik ekibimizin de duygu düşüncelerini aldık. Ben oyuncularıma genel bir soru yöneltmek istiyorum. Aslında program öncesi Cansu bana cevabı vermişti ama şampiyonluğun ardından bir Macarena dansı ve evet çok güzel bir dans ve müzikle birlikte bir video gördük. Bunun kaynağı zannediyorum ki sensin Cansu. Belki şimdi orası birazcık çünkü biz takımca aslında bir şey organize ettik gibi oldu. Melisa Vargas bizim şarkılarımızı açıyor bizi motive etmek için maçtan önce ve sonrasında ve her zamanında. Onlardan bir tanesiydi Macarena'da. İşte onu açtığında hepimiz aynı anda dans etmeye başladık. Ben, Aslı, Arina. Sonra öbür takım arkadaşlarımız da dans etti. Ama bunlar hepsi maçtan önce oluyordu tabii ki. Sonra maç bitti. İşte biz çok mutluyuz falan. Dedik ki bunu nasıl taşlandırabiliriz? Aa, maçtan önce böyle bir dans yapmıştık. Hadi yine yapalım mı dedik. Birkaç kez geldi bu arada şu evet, an ekrana. Birkaç kez pratik yaptık. Arina öğretti işte Maggie ile Melisa'ya. Sonrasında da böyle bir şey çıktı ortaya. Umarım beğenmişlerdir. Evet, ben taraftarlarımızın bu videoyu çok keyifle izlediğine eminim. Hem elinizde. Yani aslında taraftarlar keyifle çok da deneyemedik. Yani Melisa bir kere denedik, ikinci de oldu. Bayağı da yetenekliymişiz bence dans konusunda evet, gördüğünüz gibi. Kesinlikle. Ama Vargas sanki kendinden bir şeyler katmış tabii, gibi tabii. Duruyor. Dansa ekstra. Aslında içeri biz de konfeti götürdük böyle. Magda'nın bir tane şeyi var. Tık ama diğer konfetilerin hepsi hocamız olduğu için hepsini getiremedik. Yoksa çok daha böyle görsel şöleni yüksek bir şey olacaktı dansımız. Neyse bir sonraki küçük kapta yaparız artık. İyi yaptın aslında. O önemliydi. Otobüste de konfeti var. Evet, otobüste de var. Çünkü adım attığı her yerde dökülüyordu antrenör. Biz onları topladık. Evet, tekrardan bizlere hem şampiyonluğu yaşattığınız için hem de böyle güzel bir dans gösterisi izlettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben yine kaptanımıza izninizle mikrofonu almasını isteyeceğim. Aslında herkes bu cümlenin altını çizdi ama Ankara'da inanılmaz bir taraftar desteği vardı. 81 ilde Fenerbahçe'nin olduğu her yerde taraftarımız var ki sadece 81 ilde değil, yurt dışı deplasmanlarında da taraftarımız gerçekten fazlasıyla görmemiz mümkün. Ankara tribünlerine neler söylemek istersin kaptan? Aslında iki takıma da inanılmaz bir destek olduğunu söylemiştin. Ama işte evet. Fenerbahçe söz konusu olunca taraftarlar bir adım daha öne gidebiliyor. Aynen öyle. Ya Ankara seyircisi voleybolu izlemeyi çok seviyor. Hani voleybol branşını özellikle kadın voleybolunu çok güzel destekliyorlar. Ve bayağı bilinçli bir şekilde bizleri destekliyorlar. Ve Türkiye'nin en önemli takımlarından Fenerbahçe ve Eczacıbaşı final oynuyor. Ankara'nın da bu tarz bir voleybol finaline de ihtiyacı vardı. Çok güzel bir atmosfer vardı. Zaten o salonda 2019 yılında oynadığımız Avrupa Şampiyonası'ndan da çok güzel hatıralarım vardı benim. Yine geçtiğimiz hafta sonu da çok güzel hatıralar ekledim onların arasına. Seyirci inanılmaz. Zaten nereye gitsek sanki evimizdeymiş gibi oynuyoruz. Yani sadece yurt içi değil, yurt dışında da inanılmaz. Almanya'ya gidiyoruz, ya İtalya'ya gidiyoruz, fark etmiyor yani ülke ya da şehir fark etmiyor. Konu Fenerbahçe olunca, bu renkleri olan aidiyet, sevgi, aşk olunca insanlar yol, mekan, zaman fark etmeksizin taraftarlar bizi her yere desteklemeye geliyor. Ve bizim için inanılmaz motive edici bir şey bu. Çünkü ne kadar değerli olduğunuzu hissediyorsunuz, onlarla beraber bir olup bir amaç uğruna savaşıyorsunuz. Boşuna biz demiyoruz zaten biz çok büyük bir aileyiz diye. Ve bunu her zaman bize hissettirdikleri için de taraftarlarımıza tekrardan en içten teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi göndermek istiyoruz. İyi evet, ki varlar. Taraftarlarımıza teşekkürlerimizi iletelim. Şunu eklemek isterim ama Ankara ya da Türkiye voleybolu seviyorsa Fenerbahçe Opet'in de amili kadın voleybol takımımızın da gerçekten bunu demeyi çok fazla ülkeyi bir anda voleybol ülkesi haline getiren sizlersiniz. Heykelin var kaptan, heykelin yapıldı. Başkanımız Ali Koç
Sayın Ali Koç heykelin yapılacağını açıklamıştı. Bundan birkaç ay sonra heykelin de yapıldı. Heykelin açılışı da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Sen de çok duygu dolu anlar yaşadın. Tekrardan canlı yayında da o hislerini almak isteriz açıkçası. Evet, ben nazar değdirmeyeyim gerçekten maşallah. Nazar çıktı inşallah bir daha öyle bir şey olmayacak inşallah. Ya o gün tabii ki de benim için çok duygu dolu bir gündü. Yoğun duygular yaşadığım bir gündü. Tekrardan başkanımıza, Ali Koç'a ve taraftarlarımıza çok teşekkür etmek isterim. Kendisi de zaten şu an yayınımıza geldi. O günkü konuşmamda da söylemiştim. Yani bir gün sportif kariyerim bitecek elbet ama taraftarlar, camiamız bana eğer hani motivasyon düştüğümde, kendimi kötü hissettiğimde bana devam etme gücü verecek bir şey verdiler. O yüzden ömrüm boyunca unutamayacağım müthiş bir anım var. Çok mutlu ve gururluyum. Tabii bu bana çok büyük sorumluluklar yüklüyor. Onun da bilincindeyim. Hem camiamızı hem de voleybol ailesini en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğimin sözünü verebilirim. İnanıyorum ki bu birçoklarının da başı olur diye ümit ediyorum. Çünkü ülkemizde kadınların oynadığı spora, voleybola ya çok fazla katkı verilmesi gerekiyor. Gerçekten biz çok iyi ilgi görüyoruz ama bunun artarak çoğalması hepimizin temennisi. Biz de oynayarak çok daha fazla genç kız çocuğuna, yeni nesile örnek olup onları da spora teşvik etmeye çalışıyoruz. Umarım dediğim gibi birçoklarının devamı olur bu heykel. Çok mutlu ve gururluyum. Tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Biz de gururluyuz, biz de teşekkür ediyoruz. Ben bir Türk erkeği olarak Türk kadınının gücünü hem Avrupa'ya hem dünyaya gösterdiğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canlı yayınımıza hem taraftarlarımıza hem bizlere hem takımımıza küçük ve güzel bir sürpriz yaptınız. Sizin de duygularınızı almak isteriz. İşim vardı burada, sizi gördüm, merhaba diyeyim dedim. Senin heykeli erken diktik. Nazar değdi sana. Sevden sonra dikecektik. Neyden sonra? Sevden turnuvasından sonra. Başkanım artık geriye dönemiyoruz evet ama kaç nazar değdi yaş? Orası kesin. 27. Ya bir 10 sene daha oynarsın. İnşallah bakalım. Al yani vücudum ne kadar izin verirse. Kulübüm beni ne kadar isterse. Kim tercih ediyor? Tercih de sensin. Oradan da tasarruf yapmışız. Sevindim. Hepinizi bir kere canı gönülden tebrik ederim. Coach, I was proud. Not for winning, the way we won. I was very sad, the way we lost. Bu kupayı almamız lazımdı. Bu kupa başka kupasının habercisi olsun. Biz bu takımı kurarken dünyanın en iyi takımını kurmak için kurduk. Dolayısıyla üzüldük. Yani güzel bir kura çekmiştik. Neyse, olan oldu. Ondan ders alırız inşallah. Lig kupası için hiçbir mazeret yok. Biz bu takımı kurduk. Vakıf bankları, Eczacıbaşıları rahat geçsin diye kurduk. Önümüzdeki sezon daha da kuvvetleneceğiz inşallah. Ve şu ekip içinde belki 10 sene sonra, 12 sene sonra heykelini dikecek bir kişi daha çıkar diye inanıyorum. Şimdi benim gibisi yok diye düşünme. Şu ana kadar senin gibisi yok. Başkanım siz niye böyle düşünüyorsunuz? Çok enteresan. Ama senin gibisi olacak potansiyel burada. 2000 yaşı kaç? What's the average age of our team? Again, sorry? The age of the team? Average? I don't know. 22. You don't know? 22. Yani genç bir ekibimiz var. Tecrübeyle harmanlanmış bir ekibimiz var. Sizi mutlu görünce, başarılı görünce sadece bizlere değil bütün camiaya motivasyon oluyor. Yani 7. adamı eminim burada tebrik etmişsinizdir. Kendinize has da seyirciniz var. İnşallah 7. adam birazcık da erkek tarafına da kaydırabiliriz. Onların da bugün yolu açık olsun. Önemli maçımız var. Ama hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Camiayı çok doğru bir zamanda çok mutlu ettiniz. Ama bu daha başlangıç. Daha bizim yapacak çok işimiz var. Önümüzdeki sezon biz yokuz ama bu takım var. Belki daha da kuvvetli bir takım var. Olacak. Melisa, Anna, Irina'yı aşağı yukarı aynı anda geleceklerini tasarlamıştık Boyan'la. İyi ki de yapmışız. Zoran Terzici'ye de bir teşekkür edelim buraya. Anna'yı ve Irina'yı bize kattığı için aramıza. Onun da yolu açık olsun. Hepiniz yolu açık olsun. I was just saying in Turkish, we set this team up
not just for one cup or two, to be the best team in the world. Inshallah, we'll be stronger next season. I was thanking Mr. Terzic for bringing these two youngsters to us. I hope they'll have many years in Fenerbahce. And I think there are a few players here who have the potential to have their statue in front of the stadium if they stay long enough with us. And then we continue winning. Sevden geçmiş olsun. Esas hedefimiz oydu. Çok istiyordum sizden. Gider ayak bir hediye. Olmadı. Sağlık olsun. Ama lig kupasını kayıtsız, şartsız, amasız sizlerden istiyorum. Ve göreceksiniz bu sene kuracağımız takım önümüzdeki sene çok daha rahat şampiyonluklara ulaşacak. Allah sizden razı olsun. Kazadan beladan korusun. Bizi durdurabilecek tek şey benim gördüğüm kadarıyla sakatlıktır. Keza bir nebze yaşadık. Şimdi dans. Melisa. Bu işin esas önemli olanı perde arkaları. Şimdi müsamere gibi konuştuğunuz sınıfta kaldınız, onu söyleyeyim size. Hele sen çok kötü sınıfta kaldın. Mutluyuz. Biz de mutluyuz. Başka? Perde arkalarını anlatın. Çok güzel bir aile ortamı var. Çok güzel sağ içi, sağ dışı anlarınız, anılarınız var. Sizde, ben bir sürü takımlarla beraber oluyorum ama en çok sizde olunca eğleniyorum. Ondan sonraki programlarda birazcık perde arkasında neler yaşanıyor. Şu deminki video gibi onları paylaşın. Çünkü çok büyük karakterler var takımımızda. Başkanım, yani bütün perde arkası Cansu'da aslında. Kayıtlı mı? Cansu'da var. O kurguluyor ama Melisa kendini kaybedip üstüne ekliyor. Melisa Plus. Melisa Plus yapıyor. İyi misin Melisa'cığım? Ha? Çin mi, Türkiye mi? İyi hadi öpüyorum hepinizi. Tebrikler. Bunları sıralamaya devam edin lütfen. İnşallah. Lig kupasını sizden özellikle istiyorum. Gelelim Simle Hanım'a. Simle Hanım bir tane, evet. Bir şey söylemem için. Başkan... Sizin için. This woman is ready to die for this team. She's ready to die for our men's team. She knew nothing about volleyball when she first started. Now she could be next president of the federation potentially. Mehmet Akif Bey'e selamlar. Onun da adı geçmişken burada, ona da hepimiz şapka. Hats off to our president because many years of investment, many years of patience has brought Turkish women's volleyball to the stage. Dünyada bir numarayız. İnşallah da dünyada da bir numara kalırız olimpiyatlar sonrası. Ama bu büyük bir özverinin, sabrın, inandırıcı bir yol haritasının etkin bir şekilde uygulanmasıyla oldu. Erkeklerde de ilerliyor Türkiye. Ama işte hakem faktörü olmadığı zaman Fenerbahçe neler yapabiliyor görüyorsunuz. Darısı diğer branşlarda başımıza. Hepinizi tebrik ediyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere. Son sözü sana veriyorum. Başkanım çok teşekkürler bu güzel sürpriz ziyaretiniz için de bizi onurlandırdınız, gururlandırdınız. Sizi her zaman görmek bize motivasyon oluyor. Geçen sene de benzer bir toplantı hatırlıyorsunuz yapmıştık. Bu sefer kameralar... Soyunma Adası'ndaki toplantı. Evet, bu sefer kameralar önünde canlı yayında. Teşekkür ederiz. Siz yokken de başkanım, bütün oyuncularımız, teknik ekibimiz ortak bir söylemi vardı. Onu söylemek istiyorum. Aile. Aile gerçekten çok önemli. Yeni gelen sporcularımız, teknik ekibimiz büyük bir aileden bahsetti. Evet, Fenerbahçe çok dirayetli, tökezlediği zaman çok çabuk reaksiyon gösterebilen, çok güçlü, büyük bir aile. Bizim gücümüzün tohumu, DNA'sı bambaşka. Gücümüzü, itici gücümüz bizim taraftarlarımız, sponsorlarımız, yöneticilerimiz, sporcularımız, teknik ekiplerimiz, çalışanlarımız, biz çok büyük bir aileyiz. Bu aileye çok teşekkür ediyoruz. Çok gururluyuz, çok mutluyuz ama sadece bizim zaferlerimizle değil, biz aynı zamanda ilkelerimizle, duruşumuzla bence halkımızın gönlüne taht kurduk. Evet. Takımımız hakikaten çok kişilikli, çok dirayetli bir takım, eğlenceli yüzünü sadece görüyoruz ama geçen haftaki
Sev elenmesinden sonraki orada da çok güzel aslında oynadı sporcu. Herkes elinden gelen her şeyi yaptı. Ama olmadı. Sporda yenmek de yenilmek de oluyor. Ve çok çabuk reaksiyon gösterebilirler. Meliha bir röportajında yasımızı tutamadan Eczacıbaşı maçına odaklandık dedin. Sen bir röportaj. Beni çok etkiledi. Ben size çok teşekkür ediyorum. I thank you all. Thank you so much. Ve tabii ki başkanım sizin de güveniniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah yolumuza güvenim devam edeceğiz. Güvenmesiniz, ben burada olmam. Evet. Kutlayacağız mı bunu bir yerde? Başkanım, başkan. Ramazan sonrası bir kutlarız bir yerde. Maçlara bekliyoruz böyle başkanım beraber. Sizi. Yensek de yenilsek de biz sizi maçlarda aramızda görmek de çok istiyoruz. Bize iyi geliyor başkanım. Artık bu konuya girmiyorum. Girmedi insanlar. Bize iyi geliyorsunuz. Ama bize şans getiriyorsunuz. Ne kadar çünkü. Yakın takip ettiğiniz. Bir tek size şans getiriyorum. Orası evet doğru. O yüzden biz sizi şansımızı birlikte yanımızda istiyoruz. Kızın nerede? Okulda. Okulda çok yakışıyor da. Hadi hepinize kucak dolu sevgiler. Bir de son sorum. Simla ağladı mı Ankara'da? Peki ağladın mı Ankara'da? Ya bir şey olmuş olabilir bir şey. Sizin telefonlarınızdan sonra alıyorsun. Biz ağlatmıyoruz onu. Coach, good luck rest of the season. Good luck to everyone of us. Good luck to Fenerbahçe all over. We are playing for championships everywhere. Some you win, some you don't. But I hope we win more than we don't. Hadi kolay gelsin hepinize. Teşekkür ederiz başkanım. Başkanımız Sayın Ali Koç da canlı yayınımızda bizlere küçük bir sürpriz yaptı, ufak bir sürpriz yaptı. Ona da tekrar teşekkür ederim. Simla Hanım ayağınıza sağlık, bütün takımın ayağına sağlık, bütün teknik ekibin ayağına sağlık, elinize sağlık. Şampiyonluk kupasını getirdiniz. Yanımızı noktalamadan önce varsa söylemek istediğiniz yok, bir iki cümle daha. Yok artık söyleyeceğimiz her şeyi evet. Söyledik. Ben sana soruyorum. Yayından önce heyecanlıydın. Başkanımız gelince o heyecan nereye geldi? Evet, daha fazla heyecanlandım ama heyecanlar böyle olsun. Takımlarımız şampiyon olsun. Canlı yayın heyecanları bir şekilde atlatır. Yeter ki Fenerbahçe bir yerlerde kupaları kazansın diyelim. Ben yönetmenimizden rica edeyim canlı yayınımızı noktalarken yine takımımızın Macarena dansıyla kapatabilirsek çok mutlu olurum. Fenerbahçe Opet Kupa Voley'de şampiyonluğa ulaştı. Tekrar hem teknik ekibimizi hem de oyuncularımızı hem de Simla Hanım'ı tebrik ediyoruz. Umuyorum ki başka bir şampiyonluk yayınında görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
yanı tutanmadan şerefli onur duyacağımız büyüklerimiz var. Çok güzeldi. Bir de taraftarımız çok güzeldi. Çok güçlü geldiler. Adeta fethettiler değil mi? Her yerde böyle. Fethettiler. İyi ki doğdun İtopya.com. İtopya.com'da doğum günü süper doğum günü fırsatlarıyla geldi. Hazır sistemler, ekran kartları, notebooklar, monitörler ve daha fazlasıyla harika fiyatlar. İtopya.com internet sitesi, Acıbadem, Airport AVM, Beylikdüzü ve Söğütözü mağazalarında seni bekliyor. Sözde taraftarımıza söylemek istiyorum. Hatay halkına bizi resmen deplasmanda değil de evimizde hissettirdiler. Playoff için çok önemli bir maç. İnşallah kazanırız taraftarımızın desteğiyle. Kazanacağını düşünüyorum. Happy to see our fans and happy to win. Number one, thanks to the fans for coming out. Atmosphere was amazing. Why are you all on my phone like you want me? Like you wasn't pushing the kid to the side. I don't know if you bitches are thinking I'm blind. Zaten döndükten sonra Madrid'e iyice anladım artık ben de gelmek istiyorum dedi. Sonunda geldi.